Beni bu ülkede sorgulayacak kimse yok. Ellerim gözlerimi bağlayacak kimse yok. Hele bunları yaptıktan sonra yaşayacak kimse yok. Kime söylüyorum lan? İlmik boğazında. Beddua etsen ne olur? Akıllı ol, kes sesini. Sorulduğunda konuşursun. Delikanlı olun lan! Soru soracaksanız gözümün içine bakıp sorun. Bizim verilmeyecek cevabımız yok. Eşkıya ağzıyla, örgütle konuşursun. Devletin huzurundaysan terbiyeli ol. Hangi devlet? İhanet ettiğin devlet. Bana hain diyecek adam anasının karnından doğmadı lan! Ben bu millet için kelle koltukta gezdim. Siz sıcak yataklarınızda yatarken ben dağda yattım. Bana hain diyemezsiniz! Teşekkür ederiz aslanım. Devlet hizmet edenleri unutmaz. İçerideki de çok hizmet etmiş görünüyor. Bunlar devletin gücünü kendi güçleri zannetmiş aslanım. Devletin hangi gücü Aslan Bey'i öldürmüş duymak istiyorum. Sen mafya babasısın aslanım. Bu bizim iç işimiz. Vazifeni ifa ettin. Karşılığını muhakkak alırsın. Ben size sözümü tuttum. Gelirken kafasına sıkabilirdim. Yahut sorgulayabilirdim. Sizin iç işlerinizi merak etmiyorum. İki sorunun cevabını istiyorum. Aslan Bey'i kim öldürttü? Mekanlarıma neden çöktü? Niye çökecek? Para için çöktü çakal. Ondan duyayım gideyim. Gel ama sesini çıkarma. Bunlar fare çıtırtısının hangisine ait olduğunu 40 yıl unutmazlar. Yazık evlat, yazık. Size çok emek verildi. Karşılığı ödenmemiş emek bizde yok. Martavalı geç. Sorduğuma cevap ver. Abbas'ı öldürme emrini kimden aldın? Devlet sırrı. Ben bilmediğime göre devlet sırrı değil. Bilmiyorsam devlet değilsin. Seni doğuran Ebe Seher'i tanırım. Aklını başına topla. Aldığım emirleri uyguladım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mekan basmak, haraç kesmek emrini de mi aldın? Bana bir liste verildi. Örgüte yardım, yataklık yapan iş adamlarının listesi. O listenin haricinde kimseyle işim olmamış. İki emri de aynı yerden mi aldın? Emirler tek yerden alınır. Kim? Ben emirsiz bir tek adım atmadım. Sicilim ortada. Ne yaptıysam memleketim için yaptım. Beni ortadan kaldırmak isteyenler oldu. Olacaktır da. Ama ihanetle suçlanarak değil. Yakup Cemil gibi ipe götürün. Eğer sandalyeyi çekip kendim tekmelemezsem... namerd oğlu namerdiz. Ne susuyorsunuz? Ne dikiliyorsunuz? Söyleyecek sözünüz yok mu? Gözlerimi bağlayarak beni aşağılayamazsınız.